Böyle bir düşünüyorum da bizim de yakın tarihimizde futbol menajeri değiliz. Tamam. Avrupa futbolu konuşuyoruz ama hani Avrupa'dan gelmiş kaleci olarak işi buraya dahil edelim. Zamanda siz de çekmişsiniz bayağı ya. Şöyle bir bakıyorum. Evet. Lukovcan'dan sonra çok çekmedik. Lukovcan sondu abi bizim. Sondu. Lukovcan'dan Hatta sonra net buyur. tertemiz gitti canım. Kaleci şeyi Tabii. Fenerbahçe'nin. Tabii. Hiç Yani arada Fenerbahçe büyük üç büyükler içerisinde en istikrarlı kaleci mevkisinde en istikrarlı kulüptür. Yani 89'da 88-89'da Schumacher geldi. Ondan sonra Fenerbahçe kaleci hiç kriz yaşamadı öyle söyleyeyim. Çok doğru. ufak çok küçük küçük belki 1-2 maçlık çok kısa dönemler olabilir. Mesela Volkan Demirel'in kariyerindeki son 1-2 seneyi oraya katabiliriz belki. Evet. Orada da işte Ospina transferi vardı son anda olmadı vesaire. Ama onun dışında genel olarak baktığımız zaman o işte Galatasaray'da Beşiktaş'ta öyle çok uzun dönemler vardır. Kaleci sorununun Doğru. çözülemediği, o kangrene dönüştüğü falan. Fenerbahçe bunları yaşamadı. Schumacher, Engin, Rüştü, işte ondan sonrasında Volkan ve hatta Serdar Kulübilgen'in bile şampiyonluk şeyi Doğru. vardır, performansı vardır biliyorsun. Doğru. Oğuz Dağlaroğlu'nun da vardır şampiyonluk Evet, performansı. 2-1'lik Galatasaray maçında tabii doğru Ha, hangisi? onu unutmadım onda. Vardır yani o konularda hep şeydir. Fenerbahçe iyiydi. Evet, Fenerbahçe kaleci konusunda iyidir, evet. İyi. İngiltere ile alakalı da şunu söyleyeyim. Edinson Cavani'nin muazzam golü. Hani kurt Evet, tilki inanılmaz. golcü dediğimiz mesele budur. Beni en çok şaşırtan Edinson Cavani'nin transferin son gününe kadar boş kalmasıydı zaten. Hani ne oldu? Cavani mi burnundan kıl aldırmadı? Hani atıyorum rakam konusunda, yıllık ücret konusunda. Veyahut da Cavani'nin içine sinmeyen bir teklif mi geldi? Yani mesela şunu istemiş olabilir Cavani. Abi şimdi gidip niçin? Hadi seni de üzmeyeyim. Başka bir İtalyan takım adı vereyim. Udinese'de oynayayım demiş olabilir Söylemiş kadar mesela. oldum. Söylemiş kadar oldun artık ya. Napoli'ydi değil mi Edinson Cavani'nin top noktası Tabii İtalyan ilk futbolu. dünya starı oldu ya tabii. Dünya starı Napoli'ydi şimdi hani. Napoli'den teklif gelmezse yakarım ben İtalya'yı demiş olabilir Edinson Cavani. Evet. Şimdi Paris Saint-Germain'de oynamışsın. Bu farklı bir şey. Muhtemelen Manchester City'den teklif beklemiştir. Olmamıştır o iş. Darsu Guardiola'ya uygun. Guardiola'nın kafaya yatmamıştır hiçbir Onun şekilde Edinson evet Cavani. onu evet evet aynen onu tercih edeceği bir santrafor tipi değil. O tercih edeceği bir santrafor değil. Topluma bakıyorsun, yok oraya bakıyorsun, buraya bakıyorsun. Şunu beklemiş olabilir belki. Yani Luis Suarez'i de yolladıktan sonra niçin bana gelmesinler? Barcelona mesela. Abi şimdi hani tamam Barcelona'sın eyvallah her futbolcuya saygımız var. Emeğe karşı hiçbir şekilde saygısızlık yapmayız ama ortalama bulduğumuz oyuncular da olacaktır bu hayatta. Brad White nedir abi Barcelona şeyde? Hani şampiyonluk maçına çıkıyorsun tamam mı? Bak Martin Brad White çok iyi bir oyuncudur. Bu farklı bir mesele. Ama Barcelona deyince de hani formayı giydirdiğinde yakışmaz ya bir şey. Mesela bize şey gitmez artık bu yaşımız itibariyle. Hani böyle işte Kıvanç Tatlıtuğ gibi gidelim de mavici işte blue jean giyelim, kot ceket giyelim falan içimize dart tişört olsun falan. Yok abi bize olmaz o iş yani olmaz. Bakarsın adamın üstünde ne kadar güzel duruyor dersin. Martin Braithwaite'da da bu mesele var. Abi iyi futbolcusu ama bu forma sana uymuyor yani. Ki ne golcüler gördük Evet. biz Barcelona'da. Yani geçmiş Cavani dedin. olduk Cavani hakikaten İspanya'ya. benim yani futbolu bırakmasını istemediğim tipte bir forvet. Yani hakikaten çok Evet. seviyorum ben. Yani bir de biliyorsun geçen sezon çok yazıldı yazın. Fenerbahçe'ye gelecek diye. Çok Evet. söylendi. Ben mesela o zaman da dedim. Bu bence yani hakikaten yani benim için 33 yaşında olmasıyla 27 yaşında olması fark etmiyor. Cavani'nin ben geçen yaz itibariyle Türkiye'ye gelebileceği ihtimalini %0 falan görüyorum. Yani Türkiye'de Eyvallah. bence öyle bir cazibe ortamı değil şu anda Türkiye o tip starlar için. Onu Anladım. kabul etmek lazım. Ama Cavani hakikaten tam bir komple forvet ve bu sezon Manchester United'da da bunu bir kez daha ispatladı. Yani hala üst düzeyde, hala elit tabakada yeri var. Kesin kesin. Yani ben de Türkiye gelmesini isterdim doğru söylemek gerekirse. Düşünsene Edinson Evet, Cavani çok iyi. geliyor yani. Evet, İzleyeceksin evet. ligin kalitesi farklı bir yerlere gidecek. Olmadı. İspanya son durağımız artık. Hani Almanya ile alakalı konuşacak bir şey yok. Almanya ile alakalı sadece şunu söyleyeyim İspanya'ya geçmeden önce. Bu sene çok dikkatimi çekti benim. Marco Rose, Borussia Dortmund'da anlaştığı açıklandı. Borussia Mönchengladbach 5-6 maç böyle paraşütsüz takır tukur takır tukur gitti. Gladbach, Eintracht Frankfurt'un menajeri Adi Hütter'i takımın başına getirdiğini açıkladı. İyi bir bonservis ödediler onun için. 7,5 milyon euro serbest kalma bedeli. Eintracht Frankfurt Şampiyonlar Ligi biletini eliyle teslim etti. Şeyde, yani Evet. düştü adamlar.
Tamam mı? Yani Leipzig, Nagelsmann 25 milyon euro falan derken pataküte darma duman olan bir Leipzig var. Oyun anlamında. Tabii ki adamlar ikinciliği garantilediler. Bu çok daha farklı bir şey ama hani hep şunu söylüyoruz ya, düşünsenize bu olayların bizde olduğunu diyoruz. Çok doğru. Evet. Orası başka bir medeni bir ortam. Ama bu sene özelinde konuşuyorum tabii ki. Başka bir yerle anlaştığını açıklayan teknik direktörler, kulüplerde de ciddi bir düşüş gözlemledim ben. Bu seneye özeldir muhtemelen yani. Pandemi, mandem falan hepsinin bir araya geldiği bir süreçtir diye tahmin ediyorum. Bu biraz da şeyde olabilir tabii. Yani insan psikolojisi bu. Gerçi bunu Almanlar için çok söyleyemeyiz. Daha çok makine gibi yaşadıkları için onlar. Ama gene de ne olursa olsun hani bir insani tarafları vardır sonuçta. Şöyle bir şey olabilir tabii. Yani benim artık kendimi bu teknik direktöre beğendirmek gibi bir motivasyonum yok diyen oyuncular olabilir arada. Genelde evet, ama bunu yapanları vardır. Yani bu adam madem gidiyor, atıyorum sözleşme yenileme dönemi değildir. Zaten hani devam eden bir sözleşme takımdır, kontrat vardır. Evet. Bu adama kendimi çok beğendirmem gerekmiyor artık. Önümüze bakalım. Sakatlanmadan şu yaz sezonunda kendimizi bir atalım diyenler olabilir arada. Doğru. Hemen Lewandowski'yi ayrı bir parantez açalım. Az kalsın atlıyordum. Lewandowski, Gerd Müller 40 gol kırıldı. Onu halledelim. Yani muazzam bir adam. Bu bence en büyük şanssızlığı Cristiano Ronaldo ve Messi ile aynı döneme denk gelmiş olması. Lewandowski'nin. Hala biz adından çok bahsediyoruz ama yani genel bir sadece rekabetin de daha fazla yaşatıldığı bir kültürde, futbol kültüründe Lewandowski bence hala yeterli saygıyı görmüyor ama benim gözümde canlı yani ekrandan da dahi olsa izlediğim en önemli 4-5 santrafordan bir tanesi adam. Başka bir şey çünkü yani. Kesinlikle. Yani bir başkadır diyebiliriz Robert Lewandowski için. Çok büyük bir atlet. Tam bir istikrar abidesi derler yani eskilerinde evet. Istikrar. Tam öyle. Evet. Ve hani ben hakikaten bir şey söyleyeceğim. Mesela bana bugün sorsan Lewandowski kaç yaşında diye ben 27 falan derim. Şaka yapmıyorum. Değil mi? Evet. Net. Yani benim kafamdaki imajı da o. Yani sadece şey anlamda söylemiyorum. Fizik gücü falan anlamında söylemiyorum. Yani kafamdaki imajı sanki ben bu adamı sadece 5-6 senedir seyrediyor gibi hissediyorum ben. Yani doğru. Adam eskimiyor, tükenmiyor. Gözümüzde o neden ona raf ömrü hiç bitmiyor. Yani çok çok farklı bir oyuncu. Öyle çünkü bu şununla da alakalı hani çok basit gol atıyormuş gibi gözüktüğü için belki gollerin de hakkını vermiyoruz ama Lewandowski'deki en büyük özelliklerden birisi bence golü hayal ediyor olması. Belirli vuruşlarda özellikle. Yani önceden anlık yani saniye öncesinde hayal ediyor ne olabileceğini, neler yapabileceğini. Çünkü belirli gol vuruşları kusursuz adamın. Hani dersin ya vurduğu gol oldu. Bu şans golü değildir. Mesela Marco van Basten muazzam bir golcüydü ama Rusya'ya attığı gol sadece o ana ait bir goldü. Marco van Basten'a yani o ana ait zamanlar vardır ya sadece o ana aittir ve onu bir daha yaşatma şansın yoktur. Bir daha tekrarlama şansın yoktur. Berber gibi hani saçı olanlar daha iyi bilirler. Benim de biraz dökülüyordu o yüzden. Şimdi biz de istediğimiz modeli veremiyoruz. Kuaföre girersin tamam mı? Bir berbere girersin. Adam sana öyle bir model keser ki tamam abi bundan sonra ben sürekli buraya geleceğim dersin. Bir sonraki tıraşta bir çıkarsın abi. Abi ne oldu? Daha şeyde böyle değildi. 3 hafta önce böyle değildi. Böyle ne oldu evet. Niye üzdün abi bizi? Abi bilmiyorum ki o zaman ne yapmıştım tam hatırlayamadım der tamam mı? Yani Marco van Basten'ın golü oydu ama Lewandowski o değil. Hani 30 yıldır berberini değiştirmeyen adamlar vardır ya böyle genellikle dizilerde karşımıza çıkar baba fullörü takmıştır evet, böyle evet, 30 yıldır evet. O mahalle berberine gider. Abi niçin buraya gidiyorsun? Hala onu hayal edip onu o anki gibi kesebiliyor. İlk anki gibi kesebiliyor. Lewandowski'nin golleri buna benziyor biraz yani. Hatta ben bir adım daha öteye götüreyim. Bence Lewandowski hayal edilemeyen golleri attığı için farklı. Yani bazı golleri var. Standart bir santrafor. Orada gol olabileceğini hayal etmeyeceği için, gözünün önüne bir gol gelmeyeceği için o vuruşu denemez. Bunu şey hatırlarsın, geçen hafta yanlış hatırlamıyorsam, Başakşehir antrenman sahasından bir görüntü paylaşmıştı. Aykut Kocaman. Kale arkasından evet topu döndürdü. Ben onu hatta bu işte o pozisyon üzerine Twitter'da sohbet ediyorduk birkaç arkadaşla. Aykut Kocaman için de söylemiştim. Yani bence Aykut Kocaman'ı oynadığı dönemde ki diğer forvetlerden ayıran en büyük özelliği hayal edilemeyen golleri denemesi ve atmasıydı. Yani misal şeyi hatırlarsın. Real Betis'e attığı bir aşırtma gol vardır. Sol ayağıyla dibine girdiği ceza yayından. Yani orada
herhangi bir oyuncu o vuruşun gol olabileceğini hayal etmez ve vurmaz. Ya da 3-0'dan 4-3'e dönen Galatasaray maçında ilk gol. Hani ilk gol. Rahmetli Erhan Yunan'a makas yapıyor ve 0'dan vuruyor. Çoğu oyuncu orta yapar orada. Evet. Ama o oradan bakınca topun kaleye girdiğini görüyor. Lewandowski de öyle. Yani standart oyuncuların hayal edemeyeceği golleri atıyor. Çünkü çok başka bir seviyede. Lewandowski'nin oyun hayal gücü çok başka bir seviyede.